Metza kanalından hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA 23'te Kerem Aktürkoğlu 5 sezon sonra nerede olur adlı bir rebuild çekeceğiz arkadaşlar. İlk sezonumuzu, hatta ikinci sezonumuzu birinci sezon olarak sayacağız. Onu ben sizlerle birlikte idare edelim. Şimdi görüyorsunuz kadromuzu, Galatasaray'dayız yine. Icardi santraforda, Zaniolu arkasında. Zaha'yı sağ kanat yapacağız arkadaşlar. Gelişim planı verdim ona. Kerem Aktürkoğlu oynasın diye sol kanatta Kerem Aktürkoğlu var. Orta sahaya Fredi getirdim, çok anılıyor diye, Torreira ile birlikte. Muslera kalede, Nelson vesaire. Sol beke Angelino'yu getirecektim. Önümüzdeki sezonda Galatasaray'da olacağız, merak etmeyin. O zaman getireceğim. Şu an başka takımda kiralık oynuyor. Yedeklere de gelenler olacak. Belki ilk 11'e de gelen olur, bilmiyorum. Ama bizim amacımız Kerem Aktürkoğlu 5 sezon sonra nerede olur adlı bir video. Potansiyelini 85 yaptım. Kerem zaten bildiğiniz üzere gerçekten Avrupa'da boy gösterebilecek bir oyuncu. Nereden geldiğini biliyoruz, neler yaptığını da biliyoruz. Ligde 4 büyüklere karşı oynamış olduğu oyunu, atmış olduğu goller ve asistleri biliyoruz. Kerem gerçekten müthiş bir potansiyel. Ben de o yüzden böyle bir video çekmeye karar verdim. Galatasaray muhtemelen Kerem'i yakın zamanda Avrupa'ya satacaktır. Hemen çıkalım. Bir hafta ilerleyelim. Zaha'yı sağ kanat yapalım Kerem'i kesmemesi adına. Şuradan şuraya bir geleyim. Direkt doğrudan sezon sonuna simüle edeceğiz bu sezonu. Çünkü ilk sezon bu şekilde. İkinci sezon da belki sezon sonuna simüle ederim. Nasıl ilerleyecek süreç, onu hep birlikte bakarız, karar veririz. Geriye kalanları da bu şekilde arkadaşlar. Zaha sağ kanat oldu mu? Hala bir hafta gösteriyor. Hemen şöyle hiç riske atmamak adına şuraya getireyim. Artık olmuş olması lazım. Kadro merkezine geldik. Gelişim dedik. Evet, Zaha görmüş olduğunuz gibi sağ kanat oldu arkadaşlar. Hemen geliyoruz takvimden. Sezon sonuna simüle ediyoruz. Şu şekilde Haziran 1'e doğru gelelim. Sezon sonu görüşelim arkadaşlar. Geldik şimdi sezon sonumuza. Görüyorsunuz buradan. Puan durumuna bakıyoruz. Türkiye Kupası'nı kazanmışız. Ligi 3. bitirmiş Galatasaray. Türkiye Kupası'nı kazandığımızı görmüş olduk. Zaten herhangi bir Avrupa Kupası'nda değildik. Hemen buradan hızlıdan ofise gelelim. Fenerbahçe'de João Pedro Batshuayi coşmuş. Bizden Icardi ile Mertens gözüküyor. Asist krallığına baktığımız zaman yine Kerem gözükmüyor. Mertens var. Başka hiçbir yerde yoktuk. Hemen gelelim kadro merkezimize. Hatta kadromuzu göstereyim daha önce sizlere. Kerem 79 overall olmuş. Zaha sağ kanatta oynamış. Güzel, böyle güzel görünüyor. Hemen oyu transfer merkezi, pardon, kadro merkezine girelim. Kerem Aktürkoğlu 39 maçta 10 gol 4 asist yapmış. 3 overall birden almış arkadaşlar. Geriye kalan oyuncuları da şu şekilde görüyorsunuz. Hemen bir sonraki sezonumuza geçelim ve bir sonraki sezonda sezon sonunu simüle edelim. Bakalım Kerem Aktürkoğlu kaç overall olacak? Duruma göre alabileceğimiz veya alamadığımız herhangi bir kupa durumuna göre Kerem'i transfer ederiz ve biz de o takımın başına geçeriz arkadaşlar. Şimdi hemen bir sonraki sezonun doğru geçelim ve sezon sonuna simüle edeyim, o ekranda buluşalım. Geldik arkadaşlar şimdi sezon sonuna. Ne oldu ne bitti hiç bilmiyorum, ne yaptık ne ettiğimizi. Ben telefonla ilgileniyordum o sıra. Çıkalım şöyle bir kadromuza bakalım. Kerem Aktürkoğlu 84 overall olmuş arkadaşlar, görüyorsunuz. Kadromuz gayet iyi. Ligde ne yapmışız? Türkiye Kupası'nı almışız. Ligde de şampiyon olmuşuz. Kerem Aktürkoğlu burada ligi alıyor. Türkiye Kupası'nı alıyor. Avrupa'da olmamız lazım bir önceki sezondan ötürü. Ama buralarda yokuz. Var mıydık Avrupa'da acaba? Ona bir bakalım da. Evet, burada lider çıkmışız. Son 16'da evet Marsilya'ya elenmişiz. Olabilir böyle şeyler. Hemen gelelim verimlerimize bakalım. Lig durumuna bir bakalım. Kerem Aktürkoğlu 20 gol atmış. Martin diye birini almış Beşiktaş. O gol kralı olmuş. Asist krallığına baktığımız zaman Kerem burada 6 asist ama Icardi bizde zirvede. Muslera da 12 clean sheet çıkarmış arkadaşlar. Avrupa Ligi'ne de bakalım hemen isterseniz. Avrupa Ligi'nde burada Muslera aşağılarda, hatta Günay oynamış. Aşağılarda bir clean sheet çıkarmış. Asiste baktığımız zaman Kerem 4 asistle diğerleriyle beraber zirvede diyebiliriz. Gollere baktığımız zaman da bizden kimse yok. En aşağılarda Icardi 4 gol atmış. Gelelim toplam verime bakalım. Kerem Aktürkoğlu ne yaptı? Ne kadar verim gerçekleştirdi? Kerem Aktürkoğlu 53 maçta 27 gol 12 asist yapmış arkadaşlar. 84 overall'a yükselmiş. 39 verim gayet iyi. Şuradan finansaldan ne kadar olduğuna bakalım. 56 milyon euro olmuş. Sezon sonu daha da artacaktır o muhtemelen. Geriye kalan verimleri de görüyorsunuz. Icardi coşmuş. 32-15 yapmış. Zaha vesaire yapmış olduğu verimleri görüyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi bir sonraki sezona simulate edeyim. Orada Kerem'i sizlerle beraber transfer listesine ekleyelim. Ve makul bir teklif gelirse artık Galatasaray'dan ayrılalım. Evet, görüyorsunuz burada Middlesbrough diye bir takım Kerem Aktürkoğlu'na 77 milyon euro teklif etmiş. Ama biz bu teklifi reddedeceğiz arkadaşlar. Biz Avrupa piyasasına gitmek istiyoruz. O yüzden bu teklifi reddediyoruz. Ben hemen başka teklif gelirse göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz Benfica Kerem Aktürkoğlu'na talip oldu. 88 milyon euro transfer teklifi yaptılar ve ben de bu teklifi kabul ettim arkadaşlar. Yeni sezonda Benfica ile oynayacak Kerem Aktürkoğlu. 88 milyon euro gayet iyi bir para. Galatasaray'ın, yani kendisini bu evreye getiren takıma iyi bir para kazandırarak düzgün bir şekilde yolları ayırıyor Kerem Aktürkoğlu. O zaman hemen Benfica'nın başına geçelim arkadaşlar ve sizlerle Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'da bir sezon simüle edelim. Duruma göre orada bir sezon daha kalırız. Veyahut da gelişirsek başka takımlara transfer oluruz arkadaşlar. Bu bizim ikinci sezonumuz bu arada. Onu da hatırlatmış olalım. Ben hemen Benfica başına geçiyorum ve orada hep birlikte buluşuyoruz. Evet arkadaşlar, geldik şimdi Benfica'nın başındayız. Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etmişlerdi biliyorsunuz. Burada Kerem Aktürkoğlu 85 overall olmuş. Kadrolarında zaten bir sol açık eksikliği var görmüş olduğunuz gibi. Aslında biz Benfica'yı kabul ettik ama bayağı kadrolarında eksik gözüküyor. Santrafor eksiklikleri var. Hatta şu şekilde oynasın. Merkez ofansif orta saha eksiklikleri var. Aynı şekilde orta sahaları da düşük. Bir de kaleci lazım. Hemen bütçelerine bir bakalım. Evet, 301 milyon euroları var arkadaşlar. 301 milyon euroları gerçekten iyi bir paraları var bu arada. Enteresan. O zaman hemen buraya biz birkaç transfer yapalım. Bir kaleci getirelim arkadaşlar. İyi bir kaleci getirelim. İyi de bir santrafor getirelim. Kerem Aktürkoğlu'nun asist yapabileceği. Belki bir de Otamendi yerine stoper getiririz. Geri kalan kadroyu çok fazla oynamak istemiyorum. Benfica'nın kadrosu biraz daha iyi olmalıydı. Orta sahaya da Orkun'u getiririz. Gerçek hayatta gelmişti zaten. Daha iyi olmalıydı. Sezon sonu muhtemelen Benfica'dan da ayrılırız. Bu bizim ikinci sezonumuz. Tekrardan hatırlatıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz kadromuz bu şekilde. 4-4-2 oynayacağız. Darwin Nunez'i getirdim. Santrafor'a eski bir Benfica'lı. Orkun Kökçü'yü zaten almışlardı biliyorsunuz. 85 overall olmuş. Defansa Bremer'i getirdik. Kaleye de Lafont'u getirdik arkadaşlar. Çok fazla uğraşmak istemedim. Kerem Aktürkoğlu da burada kaptanlık pazı bandını almış bir şekilde duruyor. Kadro bu şekilde. Hemen sezon sonuna simüle ediyorum. Geldik şimdi Haziran 1'e arkadaşlar. Sanki Şampiyonlar Ligi'ndeydik. Ben onu görmüştüm galiba. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorduk. Kerem 88 olmuş. Görmüş olduğunuz gibi sol kanatta Kerem Aktürkoğlu coşmuş. Hemen gelelim puan durumuna bir bakalım. Şampiyon olmuşuz. Benfica ile birlikte şampiyon olmuşuz. Kerem Aktürkoğlu bir kupa daha yazdırdık hanesine. Burada yokuz. Şampiyonlar Ligi'ndeydik sanki. Hemen ona bir bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde 3. olmuşuz. Avrupa'ya düşmüşüz arkadaşlar. Burayı Borussia Dortmund kazanmış. O zaman hemen Avrupa Ligi'ne bakalım. Avrupa Ligi'nde final oynamışız. Finalde Real Madrid ile karşılaşmışız. Onun öncesi Roma'yı elemişiz. Ajax'a 6 atmışız. 6-2 yenmişiz. Burada Mönchengladbach'ı yenmişiz arkadaşlar. Gruplardan da ikinci çıkmışız bu arada. Pardon, Şampiyonlar Ligi'nde düştük. Onu unuttum. Midland'a da 7 gol atmışız toplamda. Kerem Aktürkoğlu'nun verimini gerçekten çok merak ediyorum. Hemen bir bakalım oyuncu istatistiklerine. Kerem Aktürkoğlu ligde gol kralı oluyor. 34 maçta 21 gol atmış. Asist kralı da Kerem Aktürkoğlu, 14 asist yapıyor. Lafont da burada kaleci krallığını almış arkadaşlar. Hemen hem Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Hem de Avrupa Ligi'ne bakalım. Burada yokuz. Burada da yokuz. Burada da yokuz. O zaman hemen Avrupa Ligi'ne bakalım. Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu burada 7 golle 4. sırada. Asistlere bakıyoruz hemen. Yine burada da 4 asistle 2. olmuşuz. Yerleri de 4. Clean sheet'te de kalecimiz 13. olmuş. verimini çok merak ediyorum Kerem'in. Çünkü çok iyi bir sezon geçirmiş. Geliyoruz hemen istatistiklere. Kerem Aktürkoğlu 53 maçta 34 gol 20 asist yapmış arkadaşlar. 54 verim yapmış. Gayet iyi, muazzam hatta. Finansala da baktığımız zaman 113 milyona çıkmış piyasası. Hemen bir sonraki sezona geçelim ve transfer listesine ekleyelim Kerem Aktürkoğlu'nu. 3. sezonumuzda hangi takımda olacağız ona hep birlikte bakalım. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz Kerem Aktürkoğlu'na Villarreal'den bir teklif var. Leipzig serbest kalma bedelini ödemişti. Hemen onu serbest kalma bedelini iptal ettim. Villarreal'i de reddediyoruz arkadaşlar. Artık daha üst seviye bir takıma geçmemiz lazım. Overall'ımız çok yüksek. Başka teklif gelirse göstereceğim. Gelmezse bir sezon daha Benfica'dan devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz Liverpool Kerem Aktürkoğlu'na talip oldu. Milan Skriniar artı 128 milyon euro veriyorlar. Bu teklifi kabul edeceğiz. İngiltere Premier Ligi'ne Kerem yakışacaktır çünkü, öyle düşünüyorum. Bu teklifi kabul ediyoruz ve yeni sezonda Liverpool'dayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geldik şimdi Liverpool'a. Liverpool'dayız. Görüyorsunuz Kerem Aktürkoğlu sol kanatta 88 overall, 7 Diaz. Aynı şekilde Gakpo santraforda, Amine Guri santraforda oynuyor. Transfer yapmak istemiyorum. Direkt bu kadroyla oynayacağım. Üçlü savunmaya çevirdim. Stopere Alexander Arnold'u koydum. Çünkü sol bekte 68'lik Norris oynuyordu, şu yedekte görmüş olduğunuz. Oynamasını istemedim. Matip de 80 oynuyor. -4 alarak 84 oynuyor. Arnold daha iyi olur diye düşündüm. Gabriel ve Rüdiger de burada. Kalecimiz de Alisson. Görmüş olduğunuz gibi durum bu. Hemen çıkalım. Geldik şimdi sezon sonuna. Bakalım ne oldu? Ligde ne yaptık? Şampiyonlar Ligi'de ne yaptık? Derken ligde ikinci olmuşuz. Ligi kazanamamışız. 77 tane gol atmışız. 44 gol yemişiz. 33 averaj, 80 puan yapmışız. Emret Epey Kupası'nda ne yapmışız? Var mıyız buralarda? Yokuz. Karabağ'a bakalım. Karabağ'da da yine yarı final, finalde yokuz. Şampiyonlar Ligi önemli. Şampiyonlar Ligi'ni alamamışız. Hemen ne yapmışız bakalım. Gruplarda Barcelona, Salzburg, Liverpool, Feyenoord varmış. İkinci çıkmışız 11 puanla. Burada ikinci çıktıktan sonra bu arada Fenerbahçe Barcelona'yı elemiş. O gözümüzden kaçmasın. Burada Liverpool, Leipzig'i penaltılarla elemişiz. Devamında çeyrek finalde eski takımımız Benfica'ya yenilmişiz arkadaşlar. Olacak değil. Kupayı da burada Paris Saint-Germain almış, görmüş olduğunuz gibi. Hemen bakalım. Ofisimize gelelim. Oyuncu istatistikleri diyelim. Kerem Aktürkoğlu Premier Lig'de de lider. Görüyorsunuz 27 gol atmış. Gol kralı olmuş arkadaşlar. Asist krallığına baktığımız zaman Kerem Aktürkoğlu burada Alexander Arnold'la beraber ikinci oluyor. Gol yenmeyen maçta da Alisson, Nick Pop'la Muriç'le beraber zirvede. Şampiyonlar Ligi'ne de bakalım hemen sizlerle birlikte. Kerem oralarda da bir şey yapmış mı? Buraya bakıyoruz. Burada Liverpool'dan kimse, en aşağılardan yine Guri var. Atılan gollere baktığımızda da yine Kerem Aktürkoğlu yok. Gakpo burada. Hemen gelelim kadro merkezimize bakalım. Ne olmuş ne bitmiş. Kerem'in overall'ına da bakarız hep birlikte. Kerem Aktürkoğlu 90 overall olmuş. 28 gol 12 asist yapmış. 40 verim gayet iyidir. 53 maç oynamış. Full oynamış görmüş olduğunuz gibi. Geriye kalan takımların verimleri de bu şekilde. Kadromuza bakalım. Bir sezonda takımda kalacağız. Bu takımın biraz orta sahasına ekleme yapalım. Kanat alalım. Stoper alalım. Ve santrafor alalım. Biraz değişiklikler yapalım. Bir sezon daha Liverpool'da kalalım. Sezon sonuna geldim zaten. Yeni sezonda hep birlikte buradan devam edelim. Geldik şimdi, kadroyu düzenledim arkadaşlar. Harry Kane'i getirdim. Saka'yı getirdim. Buraya Boubakary Kamara'yı getirdim. Schlotterbeck'le Bremer'i de aldım. Eski takımımdan getirdim Bremer'i. Geriye kalan kadro bu şekilde. Yedeklerini de görüyorsunuz. 90 overall Kerem Aktürkoğlu. Bu kadroda bakalım Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek mi? Eğer ki kazanırsa demiş olduğum gibi ben takip edeceğim takvim ekranını. Şampiyonlar Ligi finalini birlikte oynayacağız. Hemen gidelim takvim ekranından sezon sonuna simülate edeyim. Sizlerle birlikte sezon sonu görüşelim. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde finale kaldık. Finali oynatmak istiyorum. Sonuç itibariyle evet, Napoli kötü bir takım da olsa yani bizim kadromuza göre. Biz Kerem Aktürkoğlu'nu görmek istiyoruz oyunda. O yüzden bunu oynayacağız. Finali kazanırsak sezon bitecek. 4 sezonda bitirmiş olacağız Kerem Aktürkoğlu Rebuild'i. 5. sezona geçmeyeceğiz. Geldik şimdi Şampiyonlar Ligi finalini oynuyoruz. Napoli başlıyor. Kazanmak istiyoruz. Bir Türkiye Kerem'e kazandırmak istiyoruz. Kerem Aktürkoğlu'nun kariyer planlamasını iyi yaptığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Galatasaray'dan Benfica'ya, Benfica'dan Liverpool'a geldik. Gayet iyi bir şekilde bunu yaptığımızı düşünüyorum. Gol yemek istemiyoruz. Kupayı almak istiyoruz. Boubakary Kamara oynadı De Jong. O da Harry Kane. Aradan kaçıyor Gakpo. Önüne doğru gelir mi? Gelmedi. Eski bir Liverpool'lu görüyorsunuz Fabinho. Karşımızda rakibimiz bugün. Kupayı vermek istemiyoruz. Bu arada maç süresi 3 dakika. O yüzden süre hızlı akabilir. Schlotterbeck. Kötü bir pas Schlotterbeck'ten Saka'ya geçmedi. Kanatlarımız aktif, enerjik ve hızlı. O yüzden biz daha iyi bir şekilde kanattan atak yapıp skor alabiliriz gibime geliyor. Uzaktan bir şut. Alisson. Korner kullanacaklar. Reader kullandı. Harry Kane indirir mi? İndiremedi. Onlar vurdu. Bir de Alisson. Aslında Harry Kane'in boyu uzun. Almamız lazım. Bir daha o tarafa doğru gelecekmiş. Schlotterbeck mi? Alisson. Alisson aldı. Hızdan çık dedi Harry Kane'e. Harry Kane sola doğru Kerem'e. Kerem. Kerem ilk müdahale çok iyi olmadı. O yüzden kaptırıyoruz topu. Alabilir mi Boubakary Kamara? Önlüler geriye geliyorlar. Kritik geliyorlar. Bir plase denemesi. Schlotterbeck engelledi. Bremer. Bremer topunu sürüyor şimdi. Kerem. O da ortaya döndü Harry Kane. Harry Kane'den müthiş bir pas Gakpo. Gakpo gidiyor. Sakma sol ayakla vurdu ve gol. Gol gol gol. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool 1-0 önde. Kerem aldı. Harry Kane'e, Harry Kane verdi Gakpo'ya. Gakpo sol ayakla sağa doğru müthiş bir bitiricilik görüyorsunuz. Hemen geçelim. Acaba Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilecek mi arkadaşlar? Bu çok önemli. Hemen kapıyoruz topu. Bukayo Saka. Geldi Harry Kane, Harry Kane. Sıyrılabilirse tehlike. Harry Kane birinciliği geçti ama ikinciden sıyrılamıyor. Tekrar bize kalır mı? Kane, Kane olmadı. Gakpo önünde bulur mu? Darladık bayağı. Şimdi Saka. Saka tekrar Gakpo'ya. Gakpo çekecek mi? Şimdi merkeze döndük. Boubakary Kamara. De Jong, De Jong merkezden vuracak. Vurdu ama sekti takipten. Hızlı atakları tehlikeli. Üçlü oynadığımız için defansta adam yok. Offside olması lazım. Evet, offside. Rahatladık biraz. Şimdi biraz Kerem'le oynayalım. En sola doğru Kerem'in önüne. Kerem alır mı? Aldı Kerem. Kerem birebir de geçemedi ama taç bizim. De Jong. Tekrar Kerem'e. Kerem kanattan merkeze doğru gitmeye çalışıyor. Kerem attı şimdi orada topu. Geçmedi tekrar Savic'ten. Kontra atak deniyorlar şimdi. Thiago Jota. Schlotterbeck merkezi boş bırakmayalım. Schlotterbeck. Hemen hızlı oynayalım Kerem. Kerem verdi Harry Kane'e. Harry Kane merkezde bomboş. Gakpo. Gakpo gidiyor Gakpo. Gakpo bir şut daha. Gakpo 2-0. 2-0 öne geçiyoruz Gakpo. Kerem'le de gol atmamız lazım. Çünkü Ballon d'Or alabilecek miyiz ona bakacağız. Alsak da almasak da videoyu bitireceğiz ama Ocak ayına simüle edeceğiz yine arkadaşlar, kontrol etme amaçlı. Evet, 2-0 olduğu için biraz daha rahat oynayabiliriz. Aradan iyi bir pas. Döndürmeyelim üzerine derken ilk yarı bitiyor. Hemen ikinci yarıdan devam edelim. Evet, geldik şimdi ikinci yarıya, biz başlıyoruz ikinci yarıya. Gakpo hemen Kerem'in önüne doğru uzun bir pas. Hatalı bir pas ama rakipten sekti. Taç bizim. Napoli biraz afalladı. Bu arada efsanevi modda oynuyoruz arkadaşlar. Söylemiş olalım onu da. Derken sert bir müdahale ama topa dedi hakem. Şimdi geliyorlar. Topu biz alalım. Aldık. Kerem önüne alırsa tehlike olabilir. Kerem. Kerem geçemiyoruz. Çalım denemekte zorlanıyorum Kerem'le. Çünkü kendi potansiyelini biz arttırmıştık ya 86'ya. Oradan sonra 92'yi buldu o. Skill'lerini o yüzden güzelleştiremiyorum. Evet, şimdi Gabriel. Boubakary Kamara. Kerem en solda koşuyor. Kerem offside yok. Kerem offside yok. Kerem geliyor şimdi. Kerem. Döndü Kerem. Plase vurmayı denedi, olmadı Kerem, yıkılıyoruz. O zaman birebir denemeyeceğiz. Kerem Aktürkoğlu'na birebir denemeyeceğim. Şimdi Kerem oynadı De Jong'a. Geride kaldı Kerem. Kerem önüne istedi, topu aldı. Çevirirse tehlike. Çevirdi Bukayo Saka. Plase vuruyor Saka dışarıda. Kerem'le bir gol, bir asist, bir şeyler yapmamız lazım. Bremer indirir kafayı. Milinković-Savić ortaya De Jong'a. Şimdi De Jong'dan Kerem'in önüne doğru. Kerem önüne alırsa tehlike, alamadık. Çabuk yıkılıyoruz. Top bizde kalır. Gabriel. Taç atışı bizim. Ne yapıyoruz biz? Gol yersek bizim hatamız. Aşırtma denediler. Alisson. Evet, başlı başına bizim hatamız arkadaşlar. Başlı başına bizim hatamız. Kerem'i ararken yanlış taç atışı veya devamında yanlış açılma. Şimdi Kerem. Önüne istedi. Hızını kullanabilecek mi? Carvalho'ya karşı. Kerem. Carvalho geri dönüyor. 2-1 riskli bir sonuç. Aradan yine iyi bir pas. Geliyorlar merkezden. Gabriel yetiş ona. Evet, Gabriel kornere kadar tercih aldı. Kornerleri tehlikeli. Mason Mount kullandı. Harry Kane indirdi. Gakpo. Kerem ileride. Çık diyoruz Kerem'e. Kerem'e çık dedik. Kerem alırsa önüne tehlike. Kerem aldı önüne. Kerem sürüyor. Kerem. Kerem. Carvalho karşıladı onu. Kerem birebir de geçti. Kerem çevirdi. Gakpo vurdu. Gakpo olmadı. Kaleci kurtardı Meret. Şimdi uzaklaştırıyorlar. Saka, sen hızlısın oğlum Saka. Geliyorlar. Tehlikeli geliyorlar. Merkeze boş. Ben görüyorum onu. Doldur onu. Ortaya çevirdi. Şut! Alisson! Amine Guri'yi alalım Harry Kane'in yerine. Yine bir tehlikeli korner. Pedro Gonçalves kullandı. Bukayo Saka'nın önünde. Saka, Saka sen hızlısın. Kerem çıktıydı Kerem'e. Kerem'in önüne doğru attık. Kerem alır mı? Carvalho'da kaldı top. De Jong, De Jong alamadı ama bizde kaldı. Şimdi oynadık. Gakpo, Gakpo çok yorulmuş. 90+2 artık bitecek. Gol yemek istemiyoruz. Kritik geldiler. Gol yemek istemiyoruz. Schlotterbeck. Hocam bitir artık diyoruz. Bremer uzun oynayacak. Bremer uzun attı ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool. Kerem Aktürkoğlu Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu aldı. Evet. Hemen buradan ilerleyelim. Ligde ne yaptık onu bilmiyoruz. Ligi aldık mı almadık mı hiçbir fikrimiz yok. Görüyorsunuz Liverpool Şampiyonlar Ligi'ni aldı. Kerem'le bir gol asist yapamadık ama olsun. Bu arada takvime baktığımız zaman evet biraz kötü sonuçlar var. Ligde ne yaptık bilmiyoruz. Çıkıyoruz. Şimdi kadroya gelelim. Kadroyu görüyorsunuz. Kerem 92 overall oldu. 4. sezonun sonunda. Puan durumuna bakıyoruz. Kaçıncıyız? Ligi 4. bitiriyoruz. Premier Ligi alamadık. 81 golle en çok gol atan takımız. 44 gol yemişiz. 28 averajımız var. FA Kupası'na bakalım. FA Kupası'nda kazanıyor Kerem Aktürkoğlu. Karabağ'a bakalım. Karabağ'da yokuz. Şampiyonlar Ligi'ni aldığımızı biliyorsunuz zaten. Gelelim şimdi ofise. Kerem ne verim yaptı ona bakalım. Burada Bukayo Saka Kerem'den daha verimli olmuş. Kerem gollerde gözükmüyor. Bu kötü oldu bizim için. Gakpo asist kralı. Burada da yok Kerem. Ederson da clean sheet alıyor. Şampiyonlar Ligi'ne bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde Meret az önce oynadığımız kaleci, iyi kaleciydi gördünüz. Gol kralı olmuş, clean sheet kralı olmuş pardon. Asist kralında bizden yine Kerem'in adını görüyorum ama en altlarda 3 asist. Golle baktığımız zaman Kerem 6 gol atmış. Saka geçti mi Kerem'i onu merak ediyorum. İstatistiklere geldiğimiz zaman Kerem Aktürkoğlu 56 maçta 14 gol 13 asist yapmış arkadaşlar. Saka onu geçmiş. Hemen bir sonraki sezonun ocağına doğru gidelim. Ve orada videoyu bitirelim arkadaşlar. Bakalım alabilecek miyiz Ballon d'Or'u veyahut da bizim takımdan birisi alabilecek mi? Evet arkadaşlar görüyorsunuz yılın futbolcusu açıklandı. Bizim takımdan Gakpo oldu. Kerem Aktürkoğlu olmadı. Olsun, sıkıntı değil. Sonuç itibariyle bizim sayemizde bizim takımdan birisi almış oldu. Böyle düşüneceğiz. 4 sezon simüle ettik. 4 sezon sonra gayet iyi takımlara gittiğimizi düşünüyorum. Kariyer planlamasını iyi yaptığımızı düşünüyorum. Galatasaray'a iyi para kazandırarak Benfica'ya gittik. Oradan da Liverpool'a geçtik ve Liverpool'da 2 sezon simüle ettik. Ben gayet iyi olduğunu düşünüyorum bu planlamanın. İyi işler de yaptığımızı düşünüyorum. Kerem'in gerçek hayatta da bu kadar sık bu takımlara gidebileceğini düşünüyorum. Gerçekten kendisi çok iyi bir oyuncu. Bunu zaten bütün takım taraftarları hemfikirdir diye düşünüyorum. Sizler videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ben videoyu çekerken eğlendim. Umarım sizleri de mutlu edebilmişimdir. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.